Pardon, özür dilerim. Videomuzda bahsettiğim konu arkadaşlar, Autodesk 3ds Max Asset Library kullanımı arkadaşlar. Zaten kısaca size 5 dakikalık bir anlatımla nasıl kullanıldığına dair özetler geçtim. Şimdi ise 3ds Max ile beraber nasıl kullanacağınızı ve bu zaten ayrı bir program. Onun da nasıl kullanabileceğinizi size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bundan faydalanabilmeniz için Exchange Store'da bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Şimdi burada gerekli gereksinim yazılmış. Dosyamızın kullanımı bedava, ücretsiz. 212 MB kadar bir dosya boyutu var. Sonrasında sadece Windows 64 bit platformlarında destekleniyor. Tek dil İngilizce var arkadaşlar. Burada gerekli olan tüm özellikler anlatılmış. Burada ekran görüntülerini de görüyorsunuz. Burada da yorumlar oldukça iyi durumda. Şimdi arkadaşlar 3ds Max'imizi açalım. Gördüğünüz gibi bu Asset Library bilgisayarınıza kurduktan sonra masa üstünüze zaten kendisinin bir kısa yolunu atıyor. 3ds Max'ten ayrı bir çalışan program olduğunu tekrar size hatırlatıyorum. Bir sahne tasarlayacaksınız. İç mekan olabilir, dış mekan olabilir. Herhangi bir önemi bulunmamakta. Ve buraya objeler koymanız gerekiyor. Bunu en sağlıklı ve güvenilir bir şekilde nasıl bulursunuz? Tabii ki Autodesk 3ds Max Asset Library'den bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da 3ds Max içerisinde Content altında bir Creative Market Store çıkar, bir de Launch 3ds Max Asset Library çıkar. Bu Creative Market'tekiler ücretli olarak satılmakta arkadaşlar. Asset Library içerisindekiler çoğu ücretsiz, hatta tamamı bile ücretsiz diyebiliriz. Buradan Launch diyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi ayrı bir program olarak açılıyor. Evet, hemen açıldı. Başlangıçta arkadaşlar küçük bir pencere olarak gelebilir. Şimdi bunu bu programa düzgün bir şekilde kullanabilmeniz için bir tane Autodesk hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Daha fazla içeriye ulaşabiliyorsunuz. Kolay bulmak, kolay ön izleme, download ve yüksek kaliteli içerik sloganı ile geldi arkadaşlar Autodesk Seek. Gördüğünüz gibi search bar, find, ne arıyorsun, ne ara, şöyle çevirelim size, aradığınızı bulma kutusu olarak da diyebiliriz arkadaşlar. Bu kısma ne isterseniz yaparsınız. Kendi download klasörü var. Burada mesela bilgisayarınızdaki texture'ları da ayrıyeten görüntüleyebilirsiniz. Ama Seek içerisinde arama yapmak istiyorsanız mesela buraya biz ya sofa olarak bir arama geçelim ve Enter tuşuna basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sırasıyla hepsini bulmaya başladı. Şimdi burada arkadaşlar Türkçe kelimeyle arama yaparsanız herhangi bir sonuca ulaşamazsınız. Arama yapacağınız etiketlerin İngilizce olması gerekiyor. Anahtar kelimelerin İngilizce olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hala buluyor, birçok model var. Biz bekleyelim. Tamamen aramasını bitirmesini bekleyelim. Evet, bitirdi. Mesela arkadaşlar nasıl diyeyim, bu koltuğu beğendiniz ve kullanmak istiyorsunuz. Zip formatında olduğunu size belirtiyor. Buradan Donut butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir kere. Hemen bu kısımda da zaten size ön izlemesini göstermekte. Şu an indirme işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. İndirmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi modellerimizin hepsi burada. Download butonuna tıkladığımızda bilgisayarımıza indiriyor. Tabii boyutları, bu dosyaların boyutu çok yüksek. Mesela bir tanesinin boyutu 405 MB kadar tutuyor. Bu da kaliteli model olduğundan ve içerisinde kaplamaların da yer aldığından kaynaklanmakta. Mesela
Burada Technion markasının modelleri var. Biz buraya Technion diye özür dilerim, arama yaptıralım. Bakalım Technion'a ait neler varmış, hepsini de bulsun. Mesela AutoCAD dosyaları çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz hazır modellerin hepsi var. Zip formatında, DWG formatında. Mesela aşağılara doğru kayalım. Daha neler bulacak? Hala da arıyor arkadaşlar. Çok da değişik şeyler var. Bitirdi. Ondan sonra mesela pull diye bir arama yaparsak bir şey bulacak mı? Evet, seramik lavabolar, havuzlar buldu arkadaşlar. Ondan sonra DWG formatında. Gördüğünüz gibi hani ona alakalı Revit dosyaları vesaire her şey içerisinde barınmakta. Yani ne arıyorsanız buluyorsunuz arkadaşlar. Hepsi de ücretsiz ve kullanabiliyorsunuz. Bunun için sizden istenen tek şey bir tane doğrulanmış Autodesk hesabınızın olması. Doğrulanmıştan kastım şu: cep telefonu ile doğrulanmış bir hesabınız gerekiyor. Çünkü hesabınıza girip çıkış işlemlerini yaparken size bir doğrulama kodu göndermekte. Bu hem sizin gerçek bir kişi olduğunuzun anlaşılması için hem de hesap güvenliğiniz için gerekli olan bir durum. Mesela başka aramalar yapalım. Max diyelim, bakalım bizim karşımıza neler çıkartacak. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar daha farklı sonuçları elde ediyoruz, elde ettik. Mesela Wood diye bir arama yapalım. Neler bulacak bizim için? Evet, ahşap kapı modelleri çıktı. Ahşap binalar çıktı. Evet arkadaşlar, yani çok fazla model var ve hepsini bulabilirsiniz arkadaşlar. Zip formatında bu, büyük ihtimalle bunlar tekstürdür. Sonra başka seramik olarak arama yaptıralım. Pardon, yanlış yaptık. Bakalım bir şeyler bulabilecek mi dedim. Buldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır lavabo modelleri de yer almakta. Bakalım başka neler çıkacak. Mesela plant araması yaptıralım. Bu şekilde de sonuçlar elimize ulaşıyor. Yani bunu silip armatür, banyo mobilyaları modelleri çıktı arkadaşlar. Evet, oldukça güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve böyle bir arama yaptıralım bakalım. Evet, ağaçları da bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonrasında bunu mesela çimen aratalım. Resimleri düzgün gözükmedi. Önemli değil. Ne aratalım? Flower. Tam bakalım bir şeyler bulabilecek mi? Herhangi bir şey bulamadı. Yani ihtiyacınız neyse onu çok rahat bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela karpet aratalım. Değişik bir model çıktı arkadaşlar. Hani bu nedir, şey yapamadım ama büyük ihtimalle bir makine parçası diyebiliriz. Evet arkadaşlar, kullanımı bu şekilde. Umarım hepiniz için
faydalı olur, kullanma ihmal etmeyin, ücretsiz ve en azından güvenilir bir kaynak diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.